Zor bir zamandan geçiyoruz. Oyuncular adına zor bir zaman. Bilgisayar parçalarının dudak uçuklatıcı fiyatlarıyla ve oyunların değerini karşılamayan fiyatlandırmalarıyla karşı karşıya olduğumuz bir zamandayız. Peki, ne yapmalıyız? Aslında şu anda yapacak pek de bir şey yok. Elimizdekini koruyup onunla yetineceğiz. Elindeki bilgisayarın düşük ve orta sistem klasmanında yer alıyorsa ve hangi oyunu oynaman gerektiğini bilmiyorsan, doğru yerdesin. Bu videoda önereceğim oyunlar gerçekten başyapıt ve üstelik de düşük sistemli. Bu videoda 11 tane birbirinden güzel oyunu sizlere sunacağım. Oyunu size anlatırken ekranda sistem gereksinimleri de gözükecek. 11. Layers of Fear. Yıllar yıllar önce oynadığım bir oyundu. Hem korktuğum, korkarken de eğlendiğim bir oyundu. Korkudan bağırdığım anlar da olmuştu. Eğer ki yanınızda biri varsa, gerçekten keyif alacağınız bir oyun. Layers of Fear, korku ve bulmaca tabanlı bir oyun. Müzikleriyle hem sizi tatmin edecek, hem de gelecek bir yapıya sahip. Oyunun en güzel noktası da düşük sistem istemesine rağmen, grafiklerinin bir hayli güzel olması. Laptopumda oynarken bile grafikleri beni mest etmişti. FPS bir bakış açısına sahip Layers of Fear, gizemli bir hikayeye de sahip. Hikayede, evli ve işine düşkün bir ressamı oynuyoruz. Ressamın şizofreni hastalığı mevcut ve aile içi sıkıntılar yaşayan bir adam. Bu sıkıntılar ailesini kaybetmesine sebep oluyor. Ailesi ve kızı evi terk ediyor. Ardından olaylar gelişiyor. Çok fazla detay vermek istemiyorum. Oyunu oynayın ve eşsiz bir yolculuğa çıkın. 10. Tomb Raider. Geçtiğimiz haftalarda Epic Games, Tomb Raider'ı ücretsiz vermişti. Umarım bu videoyu izleyen herkes en azından kütüphanesini eklemiştir. Tomb Raider'ın ilk oyunu düşük sistem, ikinci oyunu orta sistem ve üçüncü oyunu da orta sistemin bir tık üstünde. Oyunun detaylı hikayesini merak ediyorsanız, video kartlarından ulaşabilirsiniz. Oynaması keyifli ve eğlenceli bir oyun. Yeri gelince dram, yeri gelince aksiyon ve çeşitli duygu değişimleri yaşayacağınız Tomb Raider oyununda pek de örneği olmayan bir hikaye ve oynanış sunuyor. 9. The Walking Dead Survival Instinct. İşte tam The Walking Dead hayranları için bir oyun. Ya da kıyamet sonrası senaryoları seviyorsanız hoşunuza gidecektir. Veya zombi temalı oyunları seviyorsanız. Biraz kötü bir oynanışa sahip ve hikayesi de çok iyi değil, onu belirteyim. Ancak bu listeye girmeye hak edecek bir oyun. Grafikleri dönemine göre yeterli denilebilecek seviyede. Gözünüzü yormayacağını düşünüyorum. Bu liste içinde şans vermeniz gereken bir oyun. İnanın pişman olmayacaksınız. Tüm eksikliklerine rağmen heyecanlandırmayı başarıyor. Karakterler de direkt dizinin içindeki karakterler. Daryl ve kardeşi. Yine dizideki gerçek oyuncular seslendiriyor. Bu da özel bir artısı. 8. Metro Redux. Metro 2033 ve Last Light gerçekten bitmesini istemediğim iki oyundu. Ve iki oyunun da düşük sistem istemesi gerçekten muhteşem bir olay. Aramızdan bu oyunu oynamayan varsa, ekranda sistem gereksinimlerini görür görmez, videoyu sonuna kadar izleyip kapattıktan sonra direkt olarak bu oyunu oynasınlar. Bilmeyenler için Metro, kıyamet sonrası bir dünyayı ele alıyor. İnsanlar metro istasyonlarında yaşamını sürdürüyor. Dışarıda müthiş bir radyasyon var ve radyasyonun yol açtığı değişik yaratıklarla savaşıyoruz. Beni hikaye olarak en çok bağlayan oyunlardan biri. Asla unutamayacağım oyunlardan biri. Oynanışı gayet güzel. Grafikleri ve bölüm dizaynları da oldukça başarılı. 7. Borderlands 2. Çevrim içi oynanabilecek en iyi oyunlardan biri. Arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebilirsiniz. Grafikleri adeta bir çizgi romanı anımsatması benim çok hoşuma gitmişti. Oyundaki yolculuk hoşuma gidiyor. Yolculuk yaparken de düşmanların zorluğu ve girilen aksiyon oyuncuyu oyuna bağlayan bir olay. Sayısız silah ve ekipman var. Oyunun loot özelliği de mevcut. Oyun tek başınıza sarmayabilir. Ama eğer arkadaşlarınızla oynuyorsanız gerçekten keyif alacağınız bir yapım. 6. Dying Light. İkinci oyununun çıkışına günler kala hala ilk oyunu oynamadıysanız bir göz atın derim. Şahsen zombi temalı oyunların zirvesidir gözümde. Daha iyisi gelmedi. Gelirse de oynarız. Genelde zombi oyunlarının hikayesi klasik oluyor. Dying Light ise yeri gelince bu klasik hikayeye yakın, yeri gelince de uzak. Diğer zombi oyunlarından farkı çok.
hikayesi ve gece bölümleri zaten çok farklı. Ecel dediğimiz zombiler harika şekilde düşünülüp oyuna aktarılmış. 5. Dark Souls 2. Ah seni kahrolası oyun. Az saç baş yoldurtmadın bana. Gerçekten zor bir oyun. Zor olmasının yanı sıra da keyifli. Zaten keyfi buradan geliyor. İstediği sisteme göre de iyi denilebilecek grafiklere sahip. Oynanışı da makul seviyede eğlenceli. Saatlerinizi keyifle harcayabileceğiniz bu oyun sizi ya strese sokacak ya da stres atmanıza yardımcı olacak. Ama tüm dertlerinizden kurtulmak için güzel bir oyun. 4. Watch Dogs. İlk çıktığı zaman GTA'ya rakip olabileceğini düşünmüştüm. Ama sonrasında beni sarmadı. Hele o son oyunu. Aman Allah'ım o ne öyle. Bir serinin batışı resmen. Yani al bu seriyi, batır diye birine versek bu kadar batıramazlardı. Gerçekten utanç verici. Ama ilk ve ikinci oyunu gerçekten muazzam. Sadece beni çok sarmadı. Dürüst olmak gerekirse oyun dünyasında yeni bir çağ başlatan, yeni bir oynanış, yeni bir stil katan bir oyun serisi diyebiliriz. 3. Devil May Cry. Bu serinin devam oyunu olan Devil May Cry 5'i oynamıştım ve inanılmaz bir keyif almıştım. Ancak Devil May Cry serisinden bir oyun daha oynamıştım ama hangisini oynadığımı bir türlü hatırlayamıyorum, bulamıyorum. Bu arada 2, 3, 4 bunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bilgisayarınız kolayca kaldıracaktır. Devil May Cry tam stres atmalık bir oyun. Şeytanlarla ve bosslarla savaşacağınız bir oyun. Çeşitli görevleri ve görevdeki mekanların dizaynları her oyunda enfes ve her oyunda çıtayı yükseltmeyi başarıyorlar. Müzikleri de sizi bölüme adapte ediyor. Bu sebeple daha çok motive oluyorsunuz. 2. Max Payne 3. Max Payne bu listenin göz bebeği denilebilir. Max Payne 3, ikinci oyundan 9 sene sonrasını anlatıyor. Rockstar'ın yaptığı en iyi işlerden biri. Zaten Rockstar işini en iyi yapan bir şirket. Orası su götürmez bir gerçek. Max Payne de öyle işte. Dönemine göre iyi grafikleri ve tatlı oynanışıyla bir başyapıt denilebilecek kadar iyi seviyede bir oyun. Bazen kamera açıları sizi rahatsız edebilir ama çok da büyük bir problem oluşturmuyor. 1. Battlefield. Ve işte geldik birinci sıraya. Birinci sırayı hak edecek bir oyun. Zirveyi hak edecek bir yapım. Ya da yapımlar desek daha doğru olur. Battlefield, 3. oyunuyla Call of Duty serisini çok ama çok geride bıraktı. Battlefield 4'ten sonra Call of Duty daha doğrulamadı zaten. Gerçi Battlefield son çıkardığı 2042 oyunuyla Call of Duty'den daha kötü bir hale düştü. Şu sıralar 2042'nin ücretsiz olacağı bile konuşuluyor. İşin aslı Battlefield 3 ve 4 orta sistemler için en iyi oyunlardır. Düşük sistemler belki 3. oyunu açabilir. Gerçekten Battlefield alanında eşsiz bir seri. Bayılıyorum bu oyuna. Ve listemizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.